Bugün 21. güne başlıyoruz yürüyüşümüz, adalet yürüyüşümüzün 21. günü. Güzel bir atmosfer var. Umarım akşama kadar bu güzel atmosfer ve serin hava devam eder ve yürüyüşümüzü başarıyla tamamlamış oluruz. Bugün 5 Temmuz 1993 yılında bizim Cumhuriyet tarihimizin en büyük sivil katliamlarından birisi oldu. Başbağlar'da 33 vatandaşımız terör örgütü mensupları tarafından katledildi. Sabah muhtarı aradım. Her yıl anmaya milletvekili arkadaşlarımız giderlerdi. Ama bu yıl il başkanımız ve bir grup partili arkadaşımız gidecek. Muhtar Bey'e bunu ifade ettim. Anlayışla karşıladı. Biz yine Başbağlar Köyü'ne, bütün bu kimlerine, oturanlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Umarız bir daha bu tür felaketlerle Türkiye karşı karşıya kalmamış olur. Bu yürüyüşü biz adalet yürüyüşü olarak andık. Adaletin ne kadar önemli olduğunu bütün vatandaşlarımıza anlatmak istedik. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu seçildi. Yeni göreve başladılar. 5-6 günlük görev süresi içinde, 5-6 günlük görev süresi içinde ki bayram tatillerini falan çıkarıyoruz. Bir kararname ile 780 hakim ve savcının yerini değiştirdiler. 780. Niçin? Hangi gerekçeyle? Siyasi otoritenin beklentilerine uygun yeni hakimler, yeni savcılar görevlere başlasınlar diye. Adaleti siyasetin emrine verirseniz Türkiye'nin başı beladan kurtulmaz. Adaleti siyasetin emrine verirseniz Türkiye'de demokrasi olmaz. Adaleti siyasetin emrine verirseniz insan hakları ihlalleri olur. Bütün bunları herkesin bilmesi lazım. Özellikle de ülkeyi yönetenlerin bilmesi lazım. Kendi adalet anlayışlarını topluma dayatmak değil, evrensel adalet anlayışını hepimizin birlikte kabul etmesi lazım. Hakan Balamir, sinema dünyamızın en önemli sanatçılarından birisiydi. Hayatını kaybettim. Yakınlarına, sanat dünyasına başsağlığı diliyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Zaman zaman soruyorlar, zayıfladın mı diye, kilo verdin mi diye soruyorlar. Kemerde bir ilik kazandım. Onu ifade etmek isterim. Ama öyle 5 kilo falan vermem söz konusu değil. Hepinize teşekkür ediyorum değerli basın. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun.